Mahmut Bey, tavuk sumucu çorbasından bir farkı var mı bu çorbanın? Bunun içinde ekstra bir şey olarak. Defne yaprağı, havuç, bir de tane karabiber kullandım. Hatta az önce kaynatırken yine defne yaprağı kullandım. Limon sosu terbiye falan yaptım. Yani çorbanı böyle sunmak istedim. Güzel olmuş. Çorbanıza afiyet şey mi yok? Normal tavuk çorbası var. Bence bu şey değil yani. Bence bu normal tavuk çorbası. Keşke havuçları görseydik içinde. Havuçları içinde öyle olmuyor maalesef Aysel Hanım. Keşke araştırıp gelseydiniz. Havuçlar ben araştırdım. Süzülerek içinde bu çorbası. Olanlar da var. Evet ama süzülerek. Azıcık minicik böyle keseydiniz. Ama tadı ve görsel olarak tavuk suyu çorbasıyla birebir aynı gibi. Yani yapılışı bu tarz. O yüzden ismi de böyle geçiyor diye. İsterseniz araştırabilirsiniz. Böyle bir tarif var zaten. Evet, gerçekten bu konuda şey yaptım. Hatta biraz daha dedim tat verir diye. Az önce kaynatırken de yine bir defne yaprağı koydum. Daha önce denemediğim için tavuk suyu çorbasıyla birebir aynı. Yani tarif böyleydi, ismi böyle geçiyor diye. Ben de dün Mahmut Bey benim evde üşüdü herhalde. Hastalandık hepimiz. Bir tavuk suyu çorba mı içiyoruz diye düşündüm. Bunun tavuk suyu çorbasının hastalıkla ne alakası var? Tavuk suyu çorbası genellikle hasta olduğumuz zaman böyle kaynatıp içeriz. Yani çok pratik bir yani. Tavuk suyunun pratiktir şifadır yani. Diye. Ben öyle düşünmüyorum tamamen. Hatta keşke bir limon getirseydin de limon sıkıp yeseydin. Sirke sarımsak ister miydin bacım? Osmanlı'nın müsaadır evet. Sirke alırdım yani. Ah be, keşke dün şurada pazar vardı, alsaydım size bir limon. Ah pazar mı vardı? Siz... Keşke bugün olaydı, uğrardım valla. Siz salatayı limon kullanmadınız mı? Siz niye modunuz bu kadar? Çünkü menüyü herhalde görünce biraz böyle şey oldunuz. Bir çekememezlik. Bir şey oldu. Böyle girdi ama bu böyle böyle. Tabii lavabon, ki bir şey oldu. Bir an şeyi düşündüm. Lavabon herhalde içini falan artık dedim. Bir düşün, acaba söker mi? İçinde bir şey bulamayınca. Evet. Dedim herhalde acaba içine mi girmeye çalışıyor? Giderlere falan. Oraya siz rahatmış, bir kere girmeye çalıştınız ya. Çünkü o lavabo gerçekten yani bir ben yoktum. Ve şu lavabomu gördünüz. Mutfağımda iş yapılmamış gibi. Ben de aynı tepkiyi verdim. Senin de mutfağın öyle olmasının sebebini menünün kolaylığına bağladılar. Menüm asla kolay çok değil. Çok kolay. Menüye normal Zuhal Hanım diyorlar. Bana bile diyorlar ki ama normal Zuhal Hanım mutfak dedim çok güzel dedim. Tabii ki normal yani, dediler. Bence menüm hepsi kolay değil. Hamur yoğurdum. Onu açtım. Evet sarması hamur yoğurdum. Var. Onu açtım. Karalahana sarması sardım. Yani zaten artık herkes dolma sarıyor. Yani bir herkes. Aynen sizde dolmayı zaten siz de öyle. Tamam o sizde, doldurmuştu. Sizde en azından ben sardım. Siz de doldurdunuz. Ama benim zeytinyağlıydı ya. Şimdi ben karalahana sıcak bir dolma yapmadım. Oraya tekrar geliriz ama önce bir çorbamızı değerlendirelim. Aysel'cim seninle başlayalım. Ben sevdim. Güzel. Tadı lezzeti yerindeydi. Afiyet olsun. Sevdim. Güzeldi yani çorbası. Sen dedin zaten yalçın güzel beğendim diye. Afiyet olsun. Dilan'ı da duyayım. Ya benim için bilmiyorum. Hani normal tavuk suyu çorbası. Tamam belki böyle bir tarif var ama Osmanlı Saray Mutfağı'ndan daha farklı tariflerde yapabilirdin. Taneli çorbalar falan mesela. Ama lezzeti, tadı, tuzu güzel. Var tabii Osmanlı mutfağından evet. Çok fazla çorbamız var. Çok fazla var. Çorba var. Daha farklı bir çorba yapabilirdin ama gene de güzel. Güzel yani. Beğendim. Ben. Evet afiyet güzel. O önemli. Yağmur. Ben çok beğenemedim. Yani bana tavuk suyuna çorba bu yani. Evet. Burada tavuk suyu mu değil mi diye bir yani şey yapmıyoruz. Tamamen. Yani bir pul biber isterdim. Böyle bir güzel bir pul biber. Bunun sunumuna zaten isterdim. İnternetten bakabilirsiniz. Burada resiminde tamamen üzerinde tereyağı yakılarak dökülüyor. Siz bence tamamen dolmuş gelmişsiniz ve şu an beni çekemiyorsunuz. Ya benim sizin menüde dolacak bir yerim yok ama. Ben 18 yaşında olduğum halde böyle bir menü, böyle bir masa, bak hani diyorsunuz ya yaşın küçük, böyle bir şey çıkartıyorum. Siz bence kendinize bunu yediremiyorsunuz. Bu çocuk bunu nasıl yaptı? Beklenti bunu nasıl yapamadı? Evet. Beklenti siz dün çok yükseldi. Ama evet ben şu an beklentimi gerçekleştiririm. Ama bu beklenti, bu çorbanın yapım aşaması bu. Değil. Ama bu değil yani. Ama bu çorbanın yapım aşaması ya bu. Ne bileyim yani insan bir üstüne bir farklı yağ yakar şey koyar, pul biber koyar. Osmanlı mutfağında farklı bir çorba. Daha taneli çorbalar daha. Ya bunu seçmeyi tercih ettim. Kolaya. Çünkü kolaydı. Kolay. Bakla çorbası kolay. Zaten çok kolay zordu. Bakla çorbası ile zeytinyağlı biber çorbası çok kolay. Sizin çorbanızı sakın evet. Yan yana koymayın. Böyle şeydi, bir şey asla kızmıyor. Aldığınız garnitürü haşlamak da çok zordu. O ocağa basmak, onu açmak, onu tencereye dökmek çok zordu. Çok uğraştım evet. Doğru aynen doğru diyorsunuz. Çünkü o kadar menü vardı ki bir beş. O sebzeyi haşlamak hayır, çok normal. Bir şey soracağım Yağmur. Şimdi herkes sonuçta doğru anladın değil mi? Lezzetini beğendik. Lezzeti evet. Sıkıntı yok. Sen lezzetini de mi beğenmedin? Hayır beğenmedim. Niye? Yani ne kusuru var? Ne hatası hiçbir, var? Hiçbir tadı yok. Yağmur Hanım, hiçbir tadı yok. Yağmur Hanım başlı başına masanın böyle. Tek kusuru. Bu yağından, tavuğundan, suyundan ya tadından hiç tadı yok. Bir sıkıntı yok. Tadı gerçekten bence güzeldi güzel. Yani. Ya ben Osmanlı çorbası beklerken... Bir şey diyeyim mi? Bu masada tek sorun sizsiniz.
Başka bu masada olmamış. Bence bu masaya yakışmayan tek şey sizsiniz. Ya bu masaya yakışmayan gerçekten sizsiniz. Çünkü siz gerçekten burada yemeğimi olması gibi yorumlamıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Ama kendi gününüzde yani tavuk suyu çorbası yazın. Ben tamam şöyle değil. Söyleyeyim. Gördüğüm çorbanın lezzeti olarak herhangi bir sıkıntı yok. Benim de demek istediğim gibi. Şimdi bir saniye. Sıkıntısı. Bakın ayıralım ikisini. Tek sıkıntısı. Siz tercihini eleştiriyorsunuz. Osman mutfağı seçimini beğendiniz ama lezzetini beğendiniz mi? Yani sonuçta bize beyan ettiği çorbayı getirdi mi arkadaşımız? Getirdi. Güzel yapmış mı? Yapmış. Kimse duruydu. Yok. Çok ağırdı kıvamı. Yağ fazla kaçtı. Soğuk geldi. Tavuk işte iyi didilenmemiş. Tavuklar güzel pişmemiş, iri kalmış diyen var mı? Yok. Şey bir yardım edeyim ben de karıştırayım. Osmanlı mutfağı ben de karıştırayım. Bak orada baya böyle şeysiniz ama böyle sanki. Aynı şey siz aynı benim mutfağımda kullandığım mikser gibisiniz ha. Böyle bayağı dönüyorsunuz masada. Siz de dün benim masamda mikserdiniz. O masayı ben ama hakkınız yani. Gereken puanı verdim size. Beyefendi evet. Size 4 verdi, sesiniz çıkmıyor. Ben size 6 verdim, çıkıyor. Burada sesiniz çıkıyor. Çıkıyor, demin çıkıyordu da çorbaya girince siz yoktunuz burada, siz görmediniz ama zaten konuda ne bu şiddet bu cehalet olsun. Hadi al bakalım çorbaları. Tamam, kıskançlık tamam. Şeyindesiniz. Yani beğenmemiş olabilir, tepkiniz evet. Fazla. 6 tane işi yapmanızı çok beğendim, doğru. Diğer kıvazda alma şansın var mı? Tabii o zaman şöyle verin. Şöyle. Çok beğenerek. Şimdi Yağmur. Tabii ki düne tekrar döneceğiz ister istemez. Sen ikinci yarışmacısıydın. Tabii ki kendi hakkını savunacaksın. Dördü zaten hiç konuşmayalım bile bence. Çok düşüktü o ayrı da. Ama şimdi şurada sen de aynı hataya düşme. Yani niye bunu seçtin? Tamam o konuyla ilgili söylediniz. Ama yani bana de ki çorbanın şusu olmamıştı Zuhal Hanım de. Ya yaptığı meyhanede olmamış böyle. Olmamış. Şu an boğazım yanıyor. Niye? Yani. Boğazım yanıyor. Niye? Böyle tuhaf bir şey böyle. Sanki unu fazla gider de böyle bir gıcıklık yapar. Şu an onu yaşıyordum ben. Ya dediğiniz konu şöyle söyleyeyim. Gerçekten tavuk suyu konusunda haklı. Aysel Hanım tabağınızı yani, almış mısın var mı? Ama Osmanlı saray mutfağından bir çorba koyulacaksa Osmanlı mutfağından. Daha değişik bir çorba koyulabilirdi. Şimdi ben Osmanlı çorbası deyince arkadaşlar şöyle anlatayım. Ya yani, çok değişik bir şey bekliyorum ben ya. Ya var benim aynısını güzel, ben de bekliyorum. Bademli, canlısı var, dediğiniz şu gibi, su var, bu su var. Kuru yemiş de olsun bademli. Öyle tercih etmiş, öyle koymuş yani. Tercihine lafım yok. Ama kolay olduğu için bunu tabii, seçiyor. Zaten açıklama, içine açıklama koymadığı tabii. İçin içine ne koysa biz bunu Osmanlı yalçın diyeceğiz zaten. Hepsini ha, içine ne koysa Osmanlı diyecektim. Tabii diyecektim. Şimdi diyeceğim, içine hiçbir açıklama yazmamışsın. Osmanlı çorbası ben de yap. Bir saray, senin bakla çorbası içine şey koysaydım. Saray çorbası olarak geç. Saray çorbası. Tamam önüme geldi. İçine ne koyacağız? Tamam hadi saray çorbası bu muymuş deyip içeceğiz biz bunu zaten. Ama olur mu? Mesela siz bazen bilmediğiniz yemekleri söylüyorsunuz, biz açıyoruz, tariflere tabii, bakıyoruz, tabii, bakıyoruz, soruyoruz. Öyle şey olur mu? Yani hani o ne dese biz de evet öyle mi diyecek halimiz yok ya, ki sorgulayacağız. Bir sürü çıkacak şimdi. Osmanlı çorbası bir sürü çıktı. Şimdi benim şey düşünüyorum saray çorbası ya tavuk suyu çorbası aynı. Hmm. Ya en azından bir şey katabilirdi ona. Muhteviyatlara aynı. Yani, bir şey, bir küçük koydum, bir şey. Defne yaprağı koydum, karabiber koydum ara diyor. Ne bileyim içinde bir file badem beklerdim. Hmm. Hafif böyle güzel marul tat. Var öyleleri. Ama bazı şeylerin bir kalıbı vardır şimdi. Farklı bir şey eklerseniz o ismi almaz. Yok buna ekleme değil bence farklı isim, çorbadan bahsediyorum. Bak bu düz isim. Şimdi ben bakla çorbasına dün ben taze soğan koyup size getirseydim ne olacaktı? Ne oldu şimdi bakla dediğiniz içinden taze soğan çıktı olacak. Aynı şey bu çorba için de geçerli biraz. Osmanlı saray çorbası saray çorbası da değildi. Osmanlı'dan gelen bir çorba da değildi. Bildiğin tavuk suyu çorba içtim ben. Hastalanınca annem bana yapardı aynı çorbayı içtim gibi hissettim kendimi. Zaten de biraz tereyağından mıdır, unundan mıdır diye böyle bir boğazım hafifli bir yanma yaptı. Osmanlı saray çorbası ben tadını beğendim, lezzetli buldum. Bana sadece Osmanlı saray çorbası değil de tavuk suyu çorbası koysaydı daha iyi olabilirdi bunun. Osmanlı saray çorbasının daha farklı bir çorba beklerdim. Daha böyle taneli, baklagilli, salçalı, acılı bir çorba beklerdim. Tavuk suyu çorbası içtik biz zaten. Ben ona Osmanlı çorbası diyemeyeceğim.